Herkese merhaba arkadaşlar. Batum'dan hepinize selamlarımı iletiyorum. Hyundai'ın yeni Kona modelinin lansmanı için Gürcistan'ın Batum şehrine geldik. Beni sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Zaten paylaşımlar yapmıştım ben bu konuyla ilgili. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünüm ve dış tasarımla başlamak istiyorum arkadaşlar. Sizin de fark ettiğiniz üzere aslında elektrikli bir otomobile benzeyen bir tasarım var. Çok futuristik şu ön taraftaki boydan boya kaplayan bu LED ışık arkadaşlar. Böyle yandığı zaman çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Farlar alt kısma konumlandırılmış durumda. LED farlar tercih edilmiş. Yine ön tarafta aslında bir ızgara sistemimiz var. Bu ızgara sistemi tabii ki elektrikli olan sürümde daha düz ve kapalı ama yine benzer bir tasarımla bizleri karşılamış oluyor. Aracın yan tarafına geçecek olursak, yandan bir profil olarak baktığımızda ise seri N-Line serisi. Yalnız N modeliyle karıştırılmasın. Bu N-Line paket olarak en dolu paketlerden bir tanesi arkadaşlar. Bir sürü de özelliği var. Onları şimdi size içeride de anlatacağım ben. Aynalar katlanabiliyor. Aynı zamanda kör nokta uyarı sistemimiz var. 18 inçlik cadde standart olarak geliyor yine bu modelde. Yine N yani N harfini aracın birçok yerinde işte jant kapaklarının üstünde de görüyorsunuz ve farklı yerlerde görebiliyorsunuz. Anahtar sisteminden bahsedeyim. Şöyle yumurta şeklinde bir anahtarlığımız var. Anahtarlıkta birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Anahtarsız giriş zaten. Şurada yan yüzde bir düğmemiz var. Bu bagaj kapağını açıyorsunuz. Onu da gösterelim hatta gelmişken. Arka çizgi B SUV kategorisinde aslında alıştığımız bir tasarım anlayışı. Şuralarda siyah ve farklı siyahlıklar yine devam ediyor aracın farklı yerlerinde. Arka tarafa geçtiğimizde ise yine ön taraftaki tasarıma benzeyen bir LED ışık yine arka tarafı boydan boya kaplıyor arkadaşlar. Burada 1.6 litrelik bir motorumuzun olduğunu da görüyoruz. Şimdi açalım bakalım bagaj kapağımızı. Basılı tutuyoruz ve bırakıyoruz. Evet, şu an kapak açılıyor. Gördüğünüz gibi otomatik bir bagaj kapağımız mevcut. Ben paketleri videonun içerisinde paylaşacağım. Bu arada bu açılabilir bagaj kapağıyla ilgili şöyle bir güzel bir detay var. Ne kadar açılacağını da siz belirleyebiliyorsunuz. Örneğin tavanı düşük, yüksek olmayan bir yerde veya yanınızda bir araba var, fark etmekte zorlandınız, daha az açılsın falan gibi böyle opsiyonlar var. Enteresan, güzel. Bagaj hacmi 440 litre gibi ya diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ama yazarım. Şöyle bir burada işte şeyi görüyorsunuz. Tire Mobility Kit diye bir şeyimiz var burada. Çift bölgeli bir bagaj hacmimiz mevcut. Çeşitli kancalar var. Şurada kancaları görüyorsunuz. İçeriden açılabiliyor buradan herhalde. Bastığımız zaman bu kapak açılacak herhalde anladığım kadarıyla. Koltuklar yatırılabiliyor. Farklı şekilde yatırılabiliyor gördüğümüz gibi. Çeşitli kanca bağlantıları yapabileceğimiz yerlerimiz var. Buraları görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu şekilde bir bagaj tarafı da var. Panzerotumuz burada. Nasıl kapanacağını da göstereyim bagajın. Şuraya bastığımız zaman otomatik olarak bagajda kapanmış oluyor. Şimdi yeni Hyundai Kona'nın dışına hızlıca göz attık. Arka yaşam alanında neler var oraya da bir bakalım. Evet, arka yaşam alanımıza geldik. Oldukça ferah bir arka yaşam alanı bizleri karşılıyor. Şimdi ben 1.73 boyundayım. Aracın koltuğu da bana göre ayarlanmış durumda. Görüyorsunuz 5 parmak çok rahat bir şekilde oturabiliyorum. Koltukların arkasında böyle küçük cepler var. Buralara bir şeyler koyabilirsiniz. Havalandırma ızgarası burada görülüyor arkadaşlar. 2 adet tip C bağlantı yuvamız var. Arka tarafta şurada da küçük bir böyle telefon vesaire koyacağımız bir cep var. Şaft tüneli bayağı yüksek. Yani bir karış değil ama 4 parmak, 5 parmak falan rahat geliyor. Yani ortada oturan biraz sıkıntı olabilir. Şöyle bir çıkartalım, şunu açalım. Kol dayamamız var, 2 adet bardaklığımız var. Arka tarafa erişilebiliyor mu? Hayır, arka tarafa erişilemiyor. Koltuklarda kırmızı çizgiler devam ediyor. Önde de vardı, bu arkada da vardı. Koltuklar böyle nubuk gibi bir tarafı, bir tarafı da deri benzeri bir malzeme var. Bu şekilde bir iç yaşam alanımız var. Burada bir aydınlatmamız bulunuyor. Tavan siyah, koyu renkli bir tasarıma sahip. Camlar otomatik. Bu arada arka koltuklarda da ısıtma var. Tabii bu üst paket olduğu için vardır arkadaşlar. Her pakette bu olmayabilir. Peki üçüncü kişi için hani şu ortadaki yolculuğu nasıl rahat edebilir mi? Ya boyu çok uzun değilse aslında çok da sıkıntı olacak bir durum yok. Uzun yolculuklarda da gayet güzel bir şekilde araçta gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ön yaşam alanına bir geçelim bakalım orada bizleri neler karşılıyor. Thank you.
Evet arkadaşlar, şimdi ön tarafa geldik. Ön taraftaki yaşam alanımızda gayet modern tasarlanmış. Öncelikle böyle boydan boya bir ekranımız var. Multimedya ekranımız tek parça. Bu benim hoşuma gitti. Genelde bazı otomobiller burada ayrı, burada ayrı bir şey oluyor. Burada tek parça bir ekranımız var. Hatta bir çalıştırayım da ekranı da görmüş olun. Şu kısımda araçla ilgili bilgilere ulaşırken burada da işte çeşitli multimedya ayarlarımıza, telefonumuza, işte varsa başka şeye ulaşabiliyorsunuz. Kablolu olarak Apple CarPlay ve Android Auto var. Kablosuz olsa bence daha iyi olabilirdi. Onu söylemiş olayım. Burayı açmışken hemen devam edelim. Dokunması vesairesi güzel bu arada. Orada herhangi bir sıkıntımız yok. Tuş takımlarımız bu şekilde. Buradan kanal ayarı yapabiliyoruz. Bu güzel olmuş bence. Eski araçlarda olduğu gibi. Ses ayarını buradan gerçekleştirebiliyoruz. Birçok tuşu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Klimaları bu tarafta alt kısımda. Klima tuşlarımız var. Burada 2 adet USB tip C girişimiz var. Şöyle bir düğme var. Basıyorsunuz. Burada bir çakmak girişi açılmış oluyor. Şurada kablosuz şarj alanımız var. Burada sürüş modlarını ayarlıyorsunuz. İşte spor modu, şu modu, bu modu vesaire. Kamera ayarları, koltuk ısıtması, koltuk soğutması, auto hold ayarı, direksiyon ısıtması var vesaire. Buradan hepsini ayarlamanız mümkün. Böyle 2 adet gördüğünüz gibi çeşitli su şeylerini koyabileceğimiz yerimiz bulunuyor. Şöyle bir kolçağımız var. Çok büyük değil ama böyle açılabiliyor. Böyle buralara bir şeyler koyarsınız. Kolçak olmasını ben sevdim. İleri geri ayarlanıyor mu? Yok, ileri geri ayarlanmıyor. Vites olayı enteresan. Bu otomatik vitesli bir otomobil. Vites böyle kulakçık var. Bu kulakçığı ileri geri şöyle yaparak hani vitesi ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Biraz bana enteresan geldi. Buraya bastığımız zaman da park moduna oluyoruz aracımızı. Direksiyon güzel. Üstü tamamen dairesel. Altı birazcık daha yuvarlak tasarlanmış bir direksiyonumuz var. Bunun dışında direksiyonda kumandalarımız var. İşte sağ taraf daha çok multimedya ekranını ayarlarken sol tarafsa bu bilgi ekranımızdaki şeyleri ayarlayabiliyoruz. Şurada bir kameramız mevcut. Bu kamera araç kullanım sırasında işte uyudunuz, kaldınız, bir şey oldu falan, buradan o kamera sizi uyarabiliyor. Araç sizi uyarıyor. Ekranın ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Çeşitli özellikleri açıp kapatabiliyorsunuz. Park freni yine burada da var. Sol tarafta da aracın işte aynalarını, camları açıp kapatma tuşlarımızın bulunduğunu söyleyeyim. Malzeme kalitesi fena değil. Şuraları yumuşak, buraları sert. Buraları da sert. Şu torpido gözüne de bir bakalım. Çok büyük değil ama çok küçük de değil. Oldukça güzel bir torpido gözümüz burada mevcut. Şuraya bir şeyler koyabilirsiniz. Bu arada N modeli olduğu için bu N paket. Bu kırmızı çizgiler aracın her yerinde var. Dikişlerde de var. Aracın farklı yerlerinde de var. Yaşam alanının modern bir yaşam alanı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu modele özel bir özellik. Koltuk mekanik değil. Elektronik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı, aşağı, sağa, sola vesaireyi buradan bütün hepsini şu sol taraftan ayarlayabiliyorsunuz. Bu otomobilde cam tavan var arkadaşlar. Ama ortaya kadar geliyor ve açılabilen bir cam tavan var. İstiyorsanız tavanı komple de açabiliyorsunuz. İsterseniz de kapatabiliyorsunuz. Bu arada perdesi de var. Fakat perdeyi kaptığınız zaman çok karanlık oluyor. Ben böyle çok içinde koyu olduğu için çok karanlık olur. Ben açık tutmanızı öneririm. Çok da güneş yoksa ya. Güneş olduğu zaman kapatabilirsiniz. Tabii ki tercih sizin arkadaşlar. Burada aydınlatmalarımız falan var. SOS tuşumuz var. Bunun dışında hani LED olması güzel. Bazı arabalarda hala buralara halojen lambalar falan takıyorlar. Bence hiç gerek yok. Şimdi yola çıkalım ve araçla ilgili kullanım deneyimi ve diğer özelliklerden de bahsedeyim. Herkese selamlar arkadaşlar. Hyundai Kona'nın içindeyim ve Batum'daki test sürüşümüz başlıyor. Bu vites kolu bayağı bir değişik olmuş yalnız. Böyle çeviriyorsunuz, böyle mandal gibi bir sistemi var. İleri doğru çeviriyorsunuz, D oluyor. Geri doğru yapıyorsunuz. Yani normal böyle şöyle şöyle değil de biraz çevirmeniz gerekiyor. Biraz Batum'dan bahsedeyim sizlere. Batum güzel bir şehir. Vize zaten gerekmiyor ve artık yapılan anlaşmalarla birkaç yıldır kimlikle de girilebilen bir şehir haline geldi Batum. Birçok Türk markasını gördüm. LCY22 var, DeFacto var arkadaşlar. Güzel güzel Türk markaları burada var. Hatta otelde tuvalette taharet musluğu var. Onu da söyleyeyim, hani merak edenler olabilir belki bunda. Ayrıca mesela oteldeki Sheraton otelinde kaldık biz. Otelde lavabo, vitrinin lavabosuydu. Böyle detaylar da karşımıza çıkmadı değil. Trafikte dikkatli olmak gerekiyor. Bize uyardılar Hyundai tarafından. Yani işte hız limitlerine uyun. Şehir içinde belli hız limitleri var. İşte onlara uymanız gerekiyor. Kameralar varmış her yerde. Dikkat edin, hani ceza kesilebilir dediler. Biz de sakin sakin kullanıyoruz. Ben şu ekranı çok beğendim. Bu arada hani aracı daha yeni gördük. 5 dakika önce hani bilgilerini bize verdiler. O yüzden hani çok fazla teknik detay yok ama teknik detayları ben videonun içinde farklı yerlerde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yol verelim arkadaşımıza. Motor seçeneklerinden biraz bahsedeyim. 3 farklı motorumuz olacak. Motorlar da elektrikli sürüm de gelecek ama o yıl sonuna doğru geliyor. Bir normal benzinli sürüm var, bir de hibrit sürüm var. 2 farklı sürüm var. Hibritte bir iki özellik farklı. Tam hibrit bu arada, hani mild hibrit falan değil ama plug-in de değil. Yani şarj etmeniz için bir
yere takmanız gerekmiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Fiyatlardan belki biraz bahsedeyim. 1.6 milyon dedim. 1.8'e kadar çıkıyor. Tabii fiyatlar yani Kona için bir parça yüksek. Ama şöyle bir durum da var. Birçok teknolojiyi de koymuşlar. Mesela şurada kamera var. Sizi işte yorgunluğu vesaire tespit ediyor. Arka bagaj kapağı otomatik. Genelde B sınıfı SUV'larda pek olmayan bir özellik. Ve o otomatiğin ne kadar açılacağını falan da ayarlayabiliyorsunuz. Böyle ayarları falan da var. Şu ekranı ben çok beğendim. Yani yekpare bir tasarım var. Hani bazı arabalarda burada ayrı, şurada ayrı oluyor. Ve bu bence güzel olmuş bu taraftan. Direksiyon falan hoş. Bu N-Line dediğimiz bir paket olduğu için, bu en üst paket bu arada tabii ki, 1.8 milyon TL'lik paket. Bu kırmızı çizgiler aracın her yerinde var. Kumaşlar, koltuklarda var. Mesela tavan siyah. Cam tavanımız var ama sadece ön tarafta bu arada. Direksiyon üzerinde bazı kumanda tuşları var. Burada Hyundai logosu yok burada mesela. O da benim ilgincime gitti. Emlak satış kiralama diyor. Mesela Türkçe yazıyor şurada. Türküler çok tanınıyorlar burada, biliniyorlar. Bu arada aracın çeşitli bir sürü teknolojisi var. O teknolojilerden bahsedip şu anda öndeki arabaya biraz fazla yaklaştım. Bip bip sesini duyuyorsunuz. Şunun kısmının bir yolu yok mu? Yok herhalde. Kameralar var. 360 derece görebiliyoruz şu anda biz etrafımı. Güzel olmuş. Bu arada bip bip yapınca hemen kameralar da açılıyor. Şu an ben navigasyonla gidiyorum. Devam et diyor polis abi. Tamam abicim, ne diyoruz? Ediyoruz, tamam. Ya gelin buralara bu arada. Hani araba testi vesaire hikaye. Bence bir gelin görün. Fiyatları bilmiyoruz henüz. Daha hani fiyatlara bakmadım. Yaşam maliyetleri nasıldır falandır ama hani bize göre fena değil gibi. Bizde her şey çok pahalı olduğu için anlamsız derecede bir taraftan da baktığımızda. Geç abi geç. Yol verelim biz sana. Biz Türk şoförüyüz. Yaparız yani. Bir sürü Türk plakalı arabada gördük yani. Trabzon'dan falan gelen çok var. Batum güzel. Sahil şehri olduğu için ben Artvin'e, Trabzon'a, Rize'ye falan fazlasıyla benzetiyorum. Onu da söyleyeyim. Yeşillik hoşuma gitti benim burada. Hani Batum'da benim en çok hoşuma giden şey bu. Yer taraf yeşil. Gayet güzel bir şekilde yani böyle bir planlanmış. Ferah alanlar oluşturulmuş. Keşke biz de yapabilsek bunu. İstanbul'da pek olmuyor ne yazık ki de. Şu an arka tarafta görülüyor mu bilmiyorum. Sahil tarafından geçiyorum ve liman var burada. Gemiler falan var. Balıkçı tekneleri gibi bir şeyler var burada. Çok fazla bu arada Toyota Prius var. Özellikle taksilerin tamamı Prius galiba. Bir anlaşma mı var, bir şart mı var bilmiyorum. Taksilerin çoğu Prius. Biliyorsunuz Prius hibrit. Darısı bizim başımıza diyelim artık, ne diyelim. Bu arada bir teleferik var. Teleferik de varmış burada. Güzel. Biliyorsunuz Ordu'da falan da var. Teleferik olayı standart. Ve insanlar da bu arada tip olarak da çok şeye benziyor. Yani Karadenizlilere çok fazla benziyor. Zaten hani birkaç yüz kilometre yakın bir mesafe. Çok fazla Türk var burada arkadaşlar. Şimdi şehir dışına doğru bir rotadayız şu anda. Oraya doğru gidiyoruz. Konunun dış tasarımında bilgi verdim. Biraz daha o detaydan bahsedeyim. Aracın tasarımı elektrikli otomobil gibi yapılmış. Hatta ben ilk gördüğümde acaba dedim bu elektrikli otomobil mi? Genelde biliyorsunuz şöyle oluyor. Bir otomobilin hem elektrikli hem fosil yakıtlı sürümü varsa ikisi arasında ciddi farklar oluyor. Bu modelde elektrikliye göre tasarlanmış. Yani ne farkı var elektrikli olmayan da? Tabii ki işte havalandırma ızgarası oluyor ön tarafta mecburen motoru soğutmak için. O birazcık daha farklılaşıyor elektrikli olanda. Çünkü ona ihtiyaç yok elektrikli de. Bu modeli tamamen elektrikli üzerinden tasarlanmış. Çok ince bir far tasarımı var ön tarafta filan. O benim hoşuma gitti. Ben elektrikli otomobili seven biri olarak. Bunun da elektrikli sürümü gelecek. Az önce söylemiştim. Yıl sonunda gelecek. O motor seçenekleri de belli oldu. Ekranda gösteririm o motor seçeneklerinin. Trafik tabelalarını okuma sistemi var. Yani 40'ı geçme diyor mesela. Şu anda onun alarmını duydum ben. Çünkü burada radarı var vesairesi varmış. Hemen cezasını kesiyorlarmış arkadaşlar o yüzden. Ya tipik Karadeniz şehri be Batum. Tipik yani. Hani tabelaları Türkçeleştir. Artvin'de misin, Rize'de misin, Trabzon'da mısın belli değil yani. Kör nokta uyarı sistemi var. Aynalarda görüyorum şu an. Bunları ben yine videonun içinde uygun yerlerde sizlerle paylaşacağım. Güzel bir manzarada ilerliyorum hemen. Şöyle görün bu tarafta. Solumda deniz var. Aynı böyle Samsun sahil yolu gibi bir yol yapmışlar. Yavaş yavaş gidiyoruz tatlı tatlı. Adaptif Cruise Control'da öndeki arabayı belli bir mesafe ki mesafeyi de ayarlayabiliyorsun. Takip ediyor şu an kendisi otomatik olarak. Adaptif Cruise Control çok iyi. Elimi bırakıyorum bakalım ne olacak. Mesela dönebilecek mi? Hafif bir dönemeç de var burada ama yok. Benim döndürmem gerekiyor. Evet, yandaki arabayı gördü ve bu arada şu anda ekranımda aynayı görüyorum. Aynadaki kameradan yolu görebiliyorum. Sağdan da aynı şekilde aynadan kamerayı şu ekranda görüyorum. Bu çok güzel olmuş. Evet, mesela sinyal verdiğimiz anda ekranı görüyorum burada. Bu çok iyi ya. Bu çok hoşuma gitti. Bunu ilk defa görüyorum. Ekranda aynadaki kamerayı görüyorum ve sağ tarafınızı gösteriyor size. Vites otomatik dedim ama kulakçık yardımıyla değiştirebiliyorsunuz. Direksiyonda bulunuyor bu kulakçıkla.
Hyundai Kona'nın Batum'da gerçekleştirdiği ön inceleme testi de burada sona eriyor. Bu otomobille ilgili fikirleriniz mutlaka vardır ama bunun bir ön inceleme olduğunu söylüyorum. Çok detaylı kullanma imkanı olmadı. Daha uzun detaylı bir test için de ben aracı bilahare almayı düşünüyorum. O gün gelene kadar bu otomobille ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Öyle yapın ki bu tarz videoların sayısı artsın arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.